Sayın başkanlar, değerli katılımcılar. Her şeyden önce organizasyon komitesine bana bu sunumu verme fırsatı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Organ nakli hepimizin çok zor uğraşlar verdiği, çok emek sarf ettiği bir alan. Eczanede safran astomozları da bu konunun en ön noktalarından bir tanesi. Ben safran astomozunu biraz köprüye benzetiyorum. Yani bir yerden bir yere bir şey ulaştırıyoruz. İçinden önemli bir madde geçiyor. Arkasında çok önemli yollar var. Ve bu yolları sağlıklı bir şekilde birbirinden geçirmemiz lazım. Ama bu köprüyü yapmadan önce zemine bakmamız lazım. Altyapısı nasıl onu bilmemiz lazım. Doğru malzeme kullanmamız ve geçmiş deneyimlerden de ders çıkartmamız gerekiyor. Şimdi buna baktığımız zaman buradaki biliyen anastomozlar karaciğer naklinin aşil tendonu dedik, tamam. Komplikasyon oranlarına baktığımız zaman %7 ile 39 arasında büyük bir range'de değişiyor. O zaman bize aklımıza şu soru geliyor. Acaba buradaki en önemli komplikasyon risklerimiz neler? En önemlisi cerrahi ve non-cerrahi olarak sınıflayacak olursak cerrahiler ince safrada çapları, birden fazla safra ağzının olması, biraz önce Sezai hocamızın bahsettiği gibi safra arter trombozu veya da stenozları, safra yollarına giden safra yollarını besleyen kan damarlarının özellikle arterial yapının bozulması gibi şeyler. Sonuçta non-surgical risk faktörlerine baktığımız zaman da hipoperfüzyon, uzun iskemi süresi, immünolojik problemler ve enfeksiyon gibi problemler. Dolayısıyla biz sağlıklı bir safra yolu anastomozu yapmak istiyorsak eğer bunları sürekli göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Peki o zaman gene bir altyapımıza bir bakalım. Safra histolojisine. Safranın histolojisine baktığımız zaman ilk katman koloepitel bir doku. Ne yazık bu iskemi ve toksisiteye çok hassas bir doku. Onun hemen altında da çok bilinmese de peribiliyar glandlar var. Bunlar safranın kök hücreleri. Yani tekrar onların rejenerasyonundan önemli olan. Ondan sonra düz kaslar, arterler ve en dışta da bağ dokusu var. Bunlara daha yakından bakacak olursak elektron mikroskopisinde uzamış iskemiyle beraber hücresel bağ dokularda kayıp oluyor. Ve epitel dökülmeye başlıyor ki epitel dökülme ilk önce lüminal yüzeyden başlıyor. Mukoza nekroza gidiyor ve çok eş zamanlı olarak da peribiliyar glandlarda sayısal olarak azalma görüyor. Eş zamanlı olarak safra yollarının içerisinde safra asitlerinin olması ister istemez bu iskemiye karşı hassas olan mukoza epitellerde bir toksite yaratıyor ve ne yazık ki bunlarda da nekroz hızlı ilerliyor. Bu yüzden biz periferden ve de burada bu elektron mikroskopunda çalışmalarında gösterilmiş ki iskemi başladıktan sonra asıl periferden lümene doğru bir akım olduğu için en büyük hasar lümende gözüküyor. RAT çalışmalarında transplanta edilen vakalarda mikroskopisinde göstermiş ki ciddi bir epitel kaybı var ve hasarlı peribiliyar bezler ortaya konulmakta. Peki peribiliyar glandlar nedir? Bunlar biliyar rejenerasyonda önemli rol oynayan, müsin sekresyon yapan, özellikle immünoglobulin A üzerinden lokal immünitede görev alan bir önemli bir glandlar. Enzim sekresyonu da gerçekleştiriyorlar ama bizim için galiba en önemlisi konu kök hücreler için bir kaynak oluşturuyor. Peribiliyar glandlar hem intralüminal hem de ekstralüminal olarak karşımıza çıkıyor. Üstteki resim ekstralüminal olanlar, alttaki de lüminal kısma yakın olanlar. Peki bunların dağılımı nasıl? Bunların dağılımı sistik daktın koloidoa döküldüğü yer ile bifurkasyon olan bölümde çok yoğun olarak duruluyor. O zaman kafamıza su soru geliyor. Acaba biz safra anastomozu yaparken kesim yerinde bununla ilgili bir tasarrufta bulunmalı mıyız? Ne yazık ki literatürde bununla ilgili veriye ulaşamadım. Peribiliyantlar, grantlar intralüminalde direkt lümene dökülüyorlar ve epitel rejenerasyon için çok önemli rol oynuyorlar. Ekstramural olanlarda duvarın etrafında olup vasküler ağ ile çok yakın ilişkide ve inflamasyonda çok önemli rol oynuyor. Dolayısıyla anastomozlarımızı yaparken arteriyel akım yanında peribiliyar glandların da varlığını unutmamamız gerekiyor. Evet, dönüp dolaşıp kanlanmaya geldik. Safra kanalının kanlanması. Hepimizin de bildiği gibi safra yolları saat 3 ve 9 hizası arasından olan arteriyel akımla besleniyor. Ve bunun ve kolestektomide o yüzden en son koloidoa çok yakın yaklaşmak özellikle saat 9 hizasındakini etkileyebildiği için kolestektomi yaparken karaciğer naklinde buraya lütfen dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında sistik koloidoa besleyen diğer dallarımızda anatomik çalışmalardaki oranları gösterilmiş durumda. Saat 3 ve 9'un dışında bir de çok önemli olan retroportal arterimiz var. Bu retroportal arter SMA'dan çıkıp bundaki görüntüler ark posteriordan görülen görüntüler SMA'dan çıkıyor. Posterior ven posteriordan ilerleyerek
Eğer retrodüodenal arterle birleşirse tip 1, retrodüodenal arterle birleşmezse tip 2 şeklinde olup perikolodokal plexusu besliyor. Bu önemli bir yapı. Biraz önce Sezai Hocam'ın da bahsettiği o kolodoğun yanlardan kanlanmasındaki önemli olan arterel yapılar olduğunu düşünüyoruz. Özellikle retroportal arter tip 2'deki transplantasyondaki önemli noktalardan bir tanesi. Peki retroportal artere baktığımız zaman da kesit alanın %4'ünü oluşturur. Aslında küçük bir şey gibi gözükse de bu canlıdan karaciğer nakillerinde özellikle önem taşıyor. Alıcıda safran astomu seviyesi bifurkasyon seviyesinde olmalı şeklinde bir yorum var bu yazıda. Bunun şeklinde de aşağıdan yukarı kanlanma %60, yukarıdan 38 ve yanlardan %2 şeklinde olan yoruma şekilde bu şekilde yorumlanmış durumda. Peki kolangistriositler ve bu arteriyel yapının nasıl bir ilişkisi olabilir? Bu dönemde embriyolojik sürece bakmamız gerekecek galiba. Embriyolojik süreçte safra kanalları ve yaygın ince arteriyel yapılar birbiriyle çok yakın bir ilişkide ve Pollard-Willow denen soyut ağacı şeklinde birbiriyle ilişki şeklinde gelişiyor. Embriyolojik olarak bu gösterilmiş. Bunun immünolojik olarak bakıldığı zaman herhangi bir hasar anında peribiliyar kapiller ve hepatik arteriyeler aynı yanıt ve benzer rejenerasyon gösteriyor. Bu da embriyolojik olarak ikisinin ortak noktaların olduğunu ve bu nedenle arteriyel sistemin önemli olduğunu gösteriyor. Vasküler anterior growth faktör bizim için burada önemli. Peki buradaki saat 3 ve 9 ve posterior portal arterin dışında önemli olan bir yapı daha karşımıza çıkıyor. Perikolodokal vasküler plexus. Burada 3 kurbağayla dış ve iç kısımlar. Dış kat kolodoğun primer arteriyel kaynağı saat 3, 9 ve retroportal arterlerden oluşuyor. Safra kanalı komşulu damarları ile %2. Biraz önce gene aynı şekilde Sezai Hocamızın okurulması gereken damarların önemi bu. Çünkü organ naklinde biz saat 3 ve 9 ana damarları korumamıza rağmen hala belli bir oranda eğer komplikasyon oluyor ve bunun iskemiye bağlıyorsak galiba kolodon etrafından gelen o %2 veya %4 dediğimiz o damarsal yapıları da mutlaka göz önünde bulundurup bunu özellikle kolodon diseksiyonu konusunda çok cesur olmamız gerekiyor galiba. Bir de çok ihmal edilen intramural plexusumuz var. Intramural plexus daha iç tabakada, embriyolojik dönemde biraz önce bahsettiğim gibi kolangiositler ve arteriyel oluşumlarla beraber ilerliyor. Aralarında çok sıkı bir ilişki var. Ama bu intramural plexusun asıl beslenme kaynağı karaciğerden mi, aşağıdan mı? Bu konuda ne yazık ki histolojik çalışmalarında bir cevap bulamadım. Ama bu mukozal beslenmeyi de göz önünde bulundurmamız gerekiyor galiba. Intramural damarlarda heterojenite çok fazla. Hepatik bifurkasyonda mural plexus ince ve sayısı az. Yani biz aşağıdan yukarıya doğru yani karaciğere yaklaştıkça bu mural plexus sayısı hacimsel olarak azalıyor. Canlı donörlerde bifurkasyon düzeyinde olan safra anastomaz nedeniyle intramural plexus da inceliyor. İşte candan karaciğer naklinde bu yukarıda yaptığımız seviye ve intramural plexusun incelmesi galiba bizim için olumsuz faktörlerden birisi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Alıcıda suprapankreatik kısma yaklaştıkça çap ve alan artıyor. Bu da literatürde histolojik çalışmalarda gösterilmiş ki vasküler çapların grafiksel olarak gösterimi. Peki safran ostomuzun anatomisinin arteriyel yapısının önemini anladık. Peki dikişler konusunda ne yapmış? Tek tek veya devamlı dikişler. Tek tek veya devamlı sütür arasında komplikasyon, grade veya hassas örü açısından ciddi fark görülmemiş. Burada da aynı şekilde her yeşilin bir yoğurt yeşili dediğimiz gibi her kurumun kendine göre özelliklerine göre galiba farklılıklar. Ama dikkat ettiğim gibi bu çalışmayı bunu iddia eden çalışmalarda 7 milimetrenin üstündeki safran anastomozları çalışmaya katılmış. Her zaman bu kadar şanslı olamayabiliyoruz. O yüzden biz merkezimizde ince küçük safra yollarında safra duvarı ince olanlarda tek tek sütürü tercih ediyoruz. Güney Kore'den yapılmış bir çalışmada safra anastomoz tekniğinin bu şekilde yaptıklarını ve daha büyük başarı elde ettiğini söylüyor. Buradaki mekanizma da şu. Biz dışarıdaki ekstramural plexus'u korumak için dikişleri interiörden alıyor ve bir şekilde kap gibi, şapka gibi anastomozun üzerine oturması
fikri. Aslında mantıksal olarak biraz önceki patofizyolojiye göre çok mantıklı. İntramural plexus'tan geçiyor ama buradaki en büyük hassasiyet noktası da bu mukozadan alınırken yeteri kadar kalınlıkta alınabilecek mi? O muscularis mukoza tabakası ne kadar bu anastomun üstüne girecek? Buradaki bir diğer tartışma noktası da her zaman bu kadar geniş alıcı safra ağzını bulamayabiliyoruz. Güney Korelilerin yaptığı bu yazıda ise sağ sol safra ayrımın olduğu yerden kesip daha geniş bir ağız elde etmek yönünde ama dediğim gibi her zaman bu kadar şanslı olamayabiliyoruz. Bu yüzden biz merkezimizde şöyle düşünüyoruz. Eksternal plexus'u korumak için resipient taraftan biraz daha ince olmak kaydıyla mukozadan kalın alan bir dikişle geçip tam tersine donör tarafında da mukozadan kısmen biraz ince ama diğer taraftan fazla alarak intramural plexus'u koruyarak özellikle bu tekniği kullanmaya çalışıyoruz. Peki safra anastomoz tekniklerine bakalım. Hepatikojenostomi veya duct-to-duct anastomoz. Hepatikojenostomisinde evet kanlanma iyi, gerilim az. Ama duct-to-duct anastomozda kolay. Bağırsak yer değiştirmesine gerek duymuyoruz. Doğal bilyoentrik devamlılık ve ERCP yapılabilirlik bizim için en büyük avantajlardan. Peki bunların karşılaştırılmasına bakılan bir çalışmada ise duct-to-duct ile HC arasında duktoplasti iki safra anastomoz açısından fark yok. Ama şu pembeyle gözüken grafik çizgilerinde alıcı sağ sol yallarında ayrı ayrı anastomoz yapılarında kaçak ve darlık oranları biraz daha fazla gözlenmiş oluyor. Bir diğer konu stent, internal veya eksternal anastomoz içine, eksternal ise transkolodokal veya transsistik içinden dışarı çıkartılan yöntemler. İntraduktal basıncı azaltılması, anastomoz lümenin açıklığını koruması özellikle anastomozdan sonra oluşan ödemler için, karşıdan alma riskini azaltılması için stent uygulaması tercih edebiliyor. Postop safra miktarı ve içeriğin değerlendirilmesi için de eksternal uygulanan kateterler bize faydalı olmakta. Tanısal amaçlı ise herhangi bir kaçak veya darlık olduğunda bunu bize gösterebilmekte. Şu anda ekranda izlediğiniz diğer tarafta internal stent uygulamasını transsistik stent uygulaması görüyorsunuz. Pediatrik bir vaka. Stent kullanmalarına baktığımız zaman da farklı çalışmalarda farklı komplikasyonlar gözükmüş ama stent kullanımını desteklemekte. Stent uygulama biz merkezimizde duktoplasti yani zor safra anastomoz dediğimiz duktoplasti yapılan ince duvarlı olan olgularda, pediatrik olgularda, uzak aile çift anastomozlarda, sistik kanal anastomozlarında ve hepatikojenostomilerde biz stent uyguluyoruz. Ama bunun dışında yani daha nispeten daha kolay dediğimiz olgularda stent kullanmıyoruz. Köprü dedik. Bence en önemli köprü, en değerli köprüler deneyim ve bilgileri bir elden diğerinin aktarıldığı köprülerdir. Hocalarıma, bizlere bir sürü hocalarımıza minnettarız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Salondan soru, katkı, düşünce paylaşımı. Buyurun Bülent Hocam. Tam ekrana bak. Mikrofonu açabilir miyiz onu? Yok çalışmadı. Tamam, teşekkürler. Gel. Teşekkürler Utku Bey, sağ olun. Hocam, dünyadaki gerçekten çok volümlü merkezlerin birçoğunda, özellikle Korelilerin neredeyse her kanal için ayrı bir stent koyduğunu gördük. Ama bizim bir sıkıntımız var, stent biz de çok fazla kullanmıyoruz. Geçmişte internal de kullandık ama bir anlamlı bir şey görmedik. Hatta şu anda bir TÜBİTAK projemiz var, internal eriyebilir stentler üzerine. Eksternal stentlerde biz şu anda elimizdeki rutin feedingleri kullanıyoruz. Ve bunlar da ne yazık ki bir süre sonra özellikle hani 2-2,5 ay tutacağınız bir yerde içinde safra taşlaşıyor ve ciddi enfeksiyonlara da yol açabiliyor. Hele oradan bir kaçağımız var bir de kolonya görelim dediğiniz an olayın rengini çok değiştirebiliyorsunuz. Ama uzak doğuda bunun için üretilmiş silikon stentler var. Ve bunlar çok daha uzun süre kalabiliyor, reaksiyon vermiyor, darlık oranları çok daha az. Yani aslında çok basit şeyler ama bir türlü bunları getirtip de fonksiyonel hale getiremedik. Belki hep beraber firmalara söylersek
bir şey olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam bu katkılarınız için. Biz de merkezimizde feeding tüpleri kullanıyoruz ama daha küçük çaplı pediatrik vakalarda belki ekranda fark ettiniz. Umbilikal ven kateterlerini kullanmaya başladık. Veya bazen internal bazen eksternal şekilde. Ne yazık ki birkaç bizim de 3 tane olgumuzda eksternal koyduğumuz biliyer stent kopmasına bağlı olarak çok ciddi cilt altı enfeksiyonu batın içinde kaçak oldu ki bunlardan bir tanesini, iki tanesini reoper etmek zorunda kaldık. Bu kalite konusunda tekrar gündeme getirmeniz için teşekkürler hocam. Aydın hocam buyurun. Utku çok teşekkür ederim mükemmel sunumun için. Anlayacağım. Şeyde eksternal koyduğunuz stentlerde, kateterlerde bir rutin kolanjiyografi uygulamanız var mı? Bir protokol kolanjiyografisi. Evet. Bir de onu ne kadar tutuyorsunuz? Hatırlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz bu stentleri koyduktan sonra bir ay boyunca negatif basınçlı işte Jackson Pratt dediğimiz o hortumlu rezervuar içerisinde bir ay tutuyoruz. Bir ay sonra kapalı tutuyoruz. Bana kolanjiyo çektikten sonra, üçüncü ayda da kolanjiyo çektikten sonra herhangi bir patoloji görmezsek, üçüncü ayda eksternal stentleri çekiyoruz. İnternal stentler de çoğunlukla düşmüş oluyor ama düşmezse üçüncü ayda da endoskopi yoluyla onları da çıkartıyoruz hocam. Teşekkür ediyorum. İbrahim hocam. Ben 9 Eylül'deki serimizi, yani bu safra yolu anastomozu ile ilgili serimizi tekrar birkaç kelimeyle özetlemek istiyorum. Bizim oradaki uygulamamız hem safra yolu özellikle canlı vericiler karaciğerin aklinde safra yolunun seksiyonunu parenkim fazından önce yapıyorduk ve özellikle portal ven diseksiyonu ve arterin diseksiyonundan sonra hilar plate'in önünde kalacak şekilde hilar plate önde kalacak şekilde hilar plate'in arkasından donanı parenkimi doğrudan bir kesiyle öncelikle onu kesiyorduk ve parenkim fazını daha sonra gerçekleştiriyorduk. Buradaki gerekçemiz kanalın mikroarteriyöler perfüzyonunu sağlayan arteriyöllerin kanal duvarıyla hilar plate arasından seyrettiği ve hilar plate'in arkasından yaklaşıp kestiğimizde bu arteriyöler yapının zedelenmediği gerekçe olarak bunu düşünüyorduk. Bu bir. İkincisi, hiçbir şekilde stent koymadık. Bu da aslında her iki aforizmada bir simüte ait. Çünkü biliyer kanallar biliyer kanal değildir, biliyer damardır. Nasıl bir damar anastomozu yaptığınızda venöz veya arteriyel içine bir stent koymuyorsanız bunların içine de stent koymanızın bir anlamı yok. Çünkü şu koyduğunuz stent o lümeni kalibre etmez. Basıncı düşürmek istiyorsanız hiniacette transistik bir diren koyarsınız olur biter. Onu da bir süre sonra çekebilirsiniz ve erken dönemde de kolajiyo çekerek anastomozun durumunu gösterebilirsiniz. Şimdi bunu birçok yerde sunduk, ettik, bir türlü yayına çeviremedik. O da başka bir olay, oraya girmek istemiyorum. Ancak ortalama 36 ayın üzerinde bir follow-up elde etmiştik. Ve bu follow-up'ta da biliyer komplikasyon oranımız %6-7 civarındaydı. Şimdi bu birçok yerde böyle şaşırtıcı bir tepkiyle karşılandı. İlerleyen senelerde bu oran biraz arttı. Son şeyi bilemiyorum ama toparlayacağız. Artmasının nedenini tam bilemiyoruz ama şöyle, ilk bir yıldaki komplikasyonlar iskemik komplikasyonlar, yani vaskülerizasyonun yeterli olmamasına bağlı, işte kaçak, daha sonra striktür. Daha sonraki komplikasyonlar geç dönem safra yollarına yönelik immünolojik rejeksiyon ya da birçok spekülasyon yapılabilir ama artık iskemiyle ilgili bir şey olmuyor. O koşullarda da tahmin ediyorum 7,5-8 civarında bir biliyer komplikasyon oranımız var. Bu işte böyle bir şey. Yayınlamamak bizim şeyimiz, eksiğimiz. Yayınlayacağız onu. Eninde sonunda yayınlayacağız. İbrahim teşekkür ederim. Benim de bazı katkılarım ve önerilerim olacak. Birincisi İbrahim'in dediği gibi
Safra yolu anastomozunda suçlayacağınız ilk insan donör cerrahidir. Şayet safra kanallarının çevresinde o İbrahim'in farklı şekilde belirttiği bizim biliovasküler sheath dediğimiz o ince kapilleriyi zedelediğiniz zaman probleminiz olacaktır. Onun için ki safra kesesi çevresinde, safra kanalları çevresinde ne kadar az diseksiyon yaparsanız o kadar başarılı olacaksınızdır. Bu birincisi. İkincisi tansiyonun olmaması. Tansiyon olduğu zaman tüp gerilecektir ve fonksiyonel olarak bir safra yolu darlığınız olacaktır erken olarak. Bunlar anastomoz tekniği olarak önemli konulardan bir tanesidir. Ben de hayatım boyunca demeyeceğim ama 95'lerin ortasına kadar bir stent kullandık ama İbrahim'e hak veriyorum çünkü safranın da bir kompozisyonu var değil mi? Safrada safra asitleri, safra tuzları ve sıvı kısmı var değil mi? Bu koyduğunuz zaman safranın kompozisyonu değiştirdiğiniz için sludge'lar olacaktır, çamur olacaktır. Taşlar oluşacaktır ve cast oluştuğu zaman bu tüy koyduğunuz stendi çıkartmakta da zorluk çektiğiniz vakalar olabilecektir. O bakımdan dikkat edilmesinde yarar vardır. Dediğim gibi teknikte konusunda çok iddialı değilim çünkü her yiğidin bir yoğurt işi vardır. Sonuç güzel olduğu müddetçe ve tekniğinizi kendi geliştirdiğiniz teknikten maksimum başarıyı aldığınız müddetçe hiçbir zaman sorun yoktur ama safra kesesi, safra yolları anastomozunda en önemli şey vasküler sheath'in zedelenmesidir. Onun bedeli ağır olur. Teşekkür ederim. Hocam çok evet. Kısa bir şey eklemek istiyorum. Şimdi bir de tabii şartlarımız da çok önemli. Bilmiyorum muhtemelen bütün ekipler katılacaktır. Sizin safra yolu anastomozunuzdaki daha sonraki komplikasyonlar hala daha ne yaparsanız yapın çok ileri merkezlerde bile işte %15'lerde, %20'lerde bir şekilde duruyor. Ama bunların çoğusu RCP'lerle, invaziv radyolojiyle giderilecek şeyler. Ama sizin iyi bir RCP yapabilecek ya da bir invaziv radyoloğunuz yoksa hocam stent bir şekilde size iyi ya da kötü ne kadar sıkıntısı varsa da bir şey sağlıyor. Hani şöyle diyeceksiniz bir yanlış öbürüyle kapatılmaz ama ne yazık ki ülke şartları da göz önünde bulundurulmalı. Teşekkürler. Son soruyu alalım. Abdullah Kısaoğlu, Akdeniz Üniversitesi. Bazen bu grafiklerde anterior ve posterior safra yolları birbirine anatomik yapıda dolayı uzak geliyor. Bu noktada sistik kanalın kullanımıyla ilgili bir görüşünüzü almak isterim. İkincisi de literatürde mikroskop kullanımıyla ilgili bu safra kanalı yapılan çalışmalar var. Bu noktadaki görüşünüzü almak isterim. Teşekkür ediyorum. Biz bu geçen hafta başka bir kongrede sunduğum çalışmada 800 tane yaptığımız karaciğer nakli içerisinde 32 tane sistik dakt anastomozumuz var çoklu safra yollarından. 32 sistik dakt anastomozun içerisinden 2 tanesi 4 tanesi 3 safra yoluydu. Diğerleri 2 safra yoluydu. Bunlardaki komplikasyonlarımız %6. Buradaki en önemli kriter sistik dakt anastomozunda duktoplasti yapabiliyorsak yapıyoruz. Eğer yapamıyorsak eğer birbirinden açıları birbirinin arasındaki açı fazla veya da birbirlerinden uzaksa o zaman çift anastomoza geçmek zorunda kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi sistik dakt anastomozu. Buradaki ikinci noktada sistik daktın içerisinde Hastung valfleri. Bu yüzden de olabildiği kadar bunu kısa tutmak istiyoruz. Bu konuda bir endişe var ama Japonların yazdığı bir makalede de aslında içindeki o Hastung valfleri dediğimiz şeyin aslında çok büyük bir engel olmadığı, yeter ki anastomozdan önce sistik dakt devamlılığının ve aşağı geçişinin yeterli olduğu konusunda emin olun şeklinde yazıydı. Teşekkür ediyoruz. Hocam ben bir şey eklemek istiyorum. Sorduğun soru mikro cerrahi kullanımı konusunda. Çok fazla merkez yok bildiğim kadarıyla ama Tayvan'dan Çin'in özellikle spesifik Lin diye bir plastik cerrahı var. Bütün safra anastomozlarını kendi yaparak yani tek kişinin yaptığı anastomozlara hakikaten çok çok iyi sonuçlar verdi. Hatta hiç inanılmaz %2'ler 3'ler gibi uzun dönem komplikasyon oranı veriyor ama benim bildiğim başka merkez yok. Murat katkın için teşekkür ediyoruz. Utku sana da teşekkür ediyoruz.